TV Kayseri ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz, değerli takipçilerimiz. Mucize Dokunuşlar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice Özmen. Güzel, mutlu bir sabaha uyandık. İnşallah böyle de devam eder. Sizlere bugün yine içinizi açacak, evde çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz muhteşem bir tasarım göstereceğiz. Bu tasarımcımız bugünün eğitmeni, bugünün kaymak eğitmeni, değerli hocam, el sanatları branşı eğitmenimiz Nurcihan Kahraman bugün bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz? İyiyim, ben de heyecanla bekliyorum. Çünkü yine merakım alanımda olan, merak alanımda, merak çemberimde olan bir branş bugün bizlerle. Hani böyle belli bir kalıba bağlı kalmadan tamamen özgün çalışılan ve böyle elle yapılan şeylere ben el sanatı demeyi gerçekten çok seviyorum. Çünkü mevcut böyle fabrikasyon ürünlerinin dışında siz şekil veriyorsunuz. Tepeden tırnağa her şeyini siz oluşturuyorsunuz. Doğru. Ciddi ciddi bir el sanatı yapacağız bugün. Evet, kesinlikle. Evet. Bu gördüğünüz, teşhirde gördüğünüz minik ürünler seramik hamurundan yapıldı. Muheviyatı nedir, neler yapılacak bugün, bunlar için neler gerekiyor tek tek konuşacağız. Ama şu ana kadar herhangi bir kurs branşı adı altında biz bu eğitimi vermedik. Ayrıca bir seramik eğitimi vermedik. Fakat ilerleyen günlerde inşallah kurs branşlarımıza dahil edilecek. İnşallah. Hocam? Evet. İnşallah. Evet, çalışmalar başladı. Evet, altyapı başladı değil mi? Evet. Sizler de bugün bu branşı tanımış olacaksınız biraz da olsa. Eğer ki ilginiz alanındaysa benim gibi, eğer merakınız alanındaysa sizler de taleplerinizi bizlere iletebilirsiniz. Seve seve değerlendirmeyi alırız. Zaten biliyorsunuz ki şu an hali hazırda yüz yüze kurslarımız yok. Maalesef pandemiden dolayı. İlerleyen dönemlerde yüz yüze kurslarımızın açılışıyla birlikte kurs branşı çeşitliliğimizde değerlendirilebilecek kurslardan biri. Evet, bugün seramik hamuruyla dekoratif obje yapacağız. Çok tatlı kelebekler yapacağız sizlere. İstenilen malzemelerden başlayalım. Sonra ben artık teknikle alakalı Nurcan hocama sözü bırakayım istiyorum. Ama öncesinde bizimle eş zamanlı olarak paylaşmak istediğiniz soru, görüş ve önerileriniz olursa iletebileceğiniz WhatsApp hattımız 0534 948 3848'dir. Yineliyorum. 0534 948 3848 no numaradan bize dilediğiniz, istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Hocam, ben müsaadenizle sizi zaten yoracağız. Malzeme listesini söyleyeyim. Ona 10 karon var. Malzemesi nedir hocam bunun? Pişmiş bisküvi seramik. Bisküvi seramik. Ya da sunta demişiz. Evet, sunta da kullanılabilir. Kütük kullanabilir. Bu bisküviye sahip olmayanlar, muadilleri burada. Hocam sağ olsun ön hazırlığını yapmış gelmiş, çeşitlendirmiş, kütük üzerine de çalışmış. Şöyle küçük bir şövalye üzerinde, minyatür bir şövalye üzerinde bir çalışma da görüyorsunuz. Üzerine uygulayacağımız şey seramik olduğu için elinizde ne varsa dekoratif olarak değil mi hocam kullanılabilir. Seramik hamuruna ihtiyacımız var ama bunu biz elde yoğurmayacağız değil mi hocam? Hazır. Hazır bir seramik hamuru markasını veremiyoruz. Hava ile kuruyan bir seramik hamurumuz var. Evet. Muadilleri çok fazla piyasada. Bu yüzden marka veremiyoruz. Ama eminim ki hocamın deneyip deneyip memnun kaldığı bir marka elbette ki vardır. Maalesef ki paylaşamıyoruz. Telif sıkıntımızdan dolayı sizler de bulabilirsiniz çok rahat. Hem internet ortamında satışı mevcut olan şeyler hem de hobi marketlerden alabilirler. Hava ile kuruyan özelliği çok önemli. Lütfen bunu da bir kaydedin. Doğadan dal toplamış hocam sağ olsun. Evet, dallarımız burada. Buradalar. Bunları kullanacağız. Hatta küçük küçük tomurcukları da, bitkileri de var burada. Sağlam böyle kuvvetli bir yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Yine marka veremiyoruz ama bulmak çok mümkün. Yapıştırıcı dedik. Merdaneye ihtiyacımız var gördüğünüz üzere. Ne işimize hamur açmayacağız evet ama seramik hamur açacağız. Kulak memesi kıvamında değil mi hocam? Evet, çok önemli o kısmı. Kulak memesi kıvamında. Bunlar galiba uzun süre kapalı muhafaza edilmezse kuruyorlar değil mi hocam? Kapalı olmaları gerekiyor. Sonra da kapanmaları gerekiyor. Bıçağa ihtiyacımız var. Muhtelif renklerde de akrilik boyayacağınız şeye göre akrilik boyalar ve çeşitli fırçalar bize bugün eşlik edecek şöyle, destek olarak. Şöyle fırçalarımız da ekranı kapatmasın evet, diye. Evet evet. Açımıza engel olmasın diye. Şimdi şöyle yanımızda muhafaza ediyoruz bunları. Ama ihtiyaç hissettikçe de aşama aşama sizler için çıkaracağız. Evet değerli hocam, benim söyleyeceklerim bu kadar. Ara ara yine sohbetimizi edeceğiz elbette ki ama ben şimdi sözü üstadına bırakmak istiyorum. Teşekkür buyurunuz. Teşekkür ederim. Ben seramik hamurunu alacağım. Bir plaka oluşturacağım. Hı hı. Önce şöyle biraz keseceğim. Bakın kulak memesi kıvamında. Hocam ben önceki yayınlarda gerçekten yumuşaklığını merak etmiştim. Aa evet. Gerçekten doğru tahmin etmişim. Doğru tahmin etmişsiniz. Kulak memesi kıvamında.
Ben bunu merdane yardımıyla açacağım ama biraz ayağa kalkmam gerekiyor. Buyurunuz lütfen. Kol ve dirsek gücü gerektiği. Kesinlikle. Bütün gücümü vererek. Hatta masanın şeyini engel olayım ben hocam. Tutayım. Ben biraz yavaş davranabilirim. Yok yok, hiç sorun değil. Berkay Bey, açıda bir sıkıntı yok değil mi? Tamam. Şöyle ara ara hareketlendiriyorum. Zeminde kullandığımız materyal de strafordan değil mi hocam? Bir parça. Kalın bir bez parçası olabilir. Olur. Strafor olabilir. Alçı bir yüzey olabilir. Bu hafif ve pratik olduğu için, taşıması da kolay olduğu için. Evde gözden çıkardığımız o bizim tahtalarımız var ya, kesme tahtalarımız, onlar da olabilir. Evet. İlla ki böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Bazen gerçekten bizim kullandığımız malzemeler elzem mi diye merak ediyor izleyicilerimiz ama bunların hep muadili var. Var. Şimdi şöyle çok kalın olmayan, çok da aşırı ince olmayan, çünkü ayakta durmasını isteyeceğim bunun. Bildiğim kadarıyla sonrasında zaten inceltme işlemini elinizle devam ediyorsunuz. Elimde yapıyorum. Şimdilik şöyle bir kalıp hazırladım. Bunu hiç kalıpsız da yapabilirsiniz. İnternetten kelebek desenleri çıkartarak da üzerinden geçerek parşömen kağıdı ya da aydıngerli alabiliriz. Buradan ben... Buyurunuz hocam, hiçbir sıkıntı olmaz. Yardımcı malzemelerimden alayım. Merdaneyi alayım mı ben şöyle elinizin altından? Evet, şimdilik onunla işimiz bitti. Şöyle çiziyorum. Yine çok sevdiğimiz kelebek. Bütün el sanatlarında kullandık hocam biz bu figürü hemen hemen. Ama her şeye de mi yakışır? Yakışır. Her şeye de yakışıyor. En nazik, doğadaki en nazik hayvanlar bunlar. Ömrü en kısa olanlar. En azından bizim objelerimizde ömürleri uzasın. İnşallah. diye düşünerek çok fazla kullanıyoruz. Çok çeşitli motifleri, çok çeşitli şeyleri de var bunun. Şekil şekil doğada bir dünya kelebek var. Siz de en şirin olanlardan birini tercih etmişsiniz. Mavi kelebeklerin özel bir yeri var. Toplu mezarları ortaya çıkarmışlar. Özellikle de Bosna Hersek. Evet, evet. Ölüm kelebekleri de deniyor. Biraz ona da atıfta bulunmak için. Çok doğru, çok güzel bir seçim olmuş hocam. Şöyle kenarlarındaki. O zaman kelebeğimiz maviş olacak. Evet. Bu fazlalık kısmını şöyle alacağım. Daha sonra kullanılabilecek. Evet, o. Burada bir de şey var. Kelebeğin beden kısmı diye. Evet, orada da kullanacağız. Orada da şöyle küçük bir parça alayım. Şimdi değerli izleyicilerimize de söylemiş olalım hocam. Kemikleşmesi için, bu kuruması için havayla kuruyan diye özellikle söyledik ama ne kadar zamana ihtiyacımız 24 var? 24 saat ideal. 24 saat sonra tam istediğiniz şekilde boyanabilecek hale geliyor. Evet. Tam da bu yüzden sağ olsun hocam hazırlamış gelmiş. Masamızın üzerinde mevcut, plakanın üzerinde. O kurumuş, şu an boyamaya hazır. Biz sizler için baştan yaptık ki o aşamasını da görebilin diye. İki aşamasını da kaçırmasınlar. En azından denemek isteyen seyircilerimiz olursa. Evet. Evde çok kolay uygulanabilecek bir ürün. Yani malzemeler bunun için çok müsait. Hem de bu kadar evde kaldığımız süreçte ya çolukla çocukla da yapılır değil mi hocam? Daha onlar keyifle için de ne kadar yaparır. Güzel bir etkinlik olur. Çünkü onlar oyun hamurundan da alışkınlar malzemeye. Çünkü sağlık açısından da hiçbir zararı yok diye biliyorum. Hani çocuklarınız çok rahat kullanır. Tabii ki de yine ağza götürme dönemleri vardır onların. Onlara dikkat ederek kullandırabilirsiniz. Hatta ne kadar güzel. Kendileri de şekil verirler ve ömürleri boyunca da saklarlar. Şimdi aşağı yukarı oluştu. Şöyle hafiften öne doğru alacağım. Bunu şu an hamur. İstediğiniz ne şekli verirseniz o şekli alır. Evet hocam. Burada karamız. Buna çalışacağız. Şu şekilde olacak. Buradan bir dal koyacağım altına. Sonra bu gövde kısmını yapıp bitireceğim. Şu an elimle hafiften inceltiyorum. Şu an her şekle girmeye müsait. Bir yumuşaklıkta. O yüzden destek koyarak altına kurutacağım. Tek kanadı havada olsun istiyorum. Doğal görüntüsüne en yakın şekli vermek için. Şu kenarları gerçek bir kelebekmiş gibi incecik olursa çok sevimli oluyor.
buradaki yaptığınız diğer örnek ürünlerde de zaten uçarmış gibi duruyorlar hocam. Kanatlar hep havada. Evet. Doğala en yakın form verilmiş. Yani Allah o kadar güzel yaratıyor ki. Çok narin, çok güzel yaratıklar. Biz zaten doğadan esinlenerek... Taklit edebiliyoruz. Çok, evet. Doğa incelediğiniz zaman hayran olmamak mümkün değil. Evet. Şöyle kenarlarını da bastırıyorum. Bu şimdi şu an çok yumuşak. Ben aşama aşama çalışırım normalde. Şu an ekranda hızlı çalışıyoruz ama biraz beklerse biraz daha mukavemet kazanıyor. Biraz daha eğmeniz, bükmeniz, hareket ettirmeniz kolay. O yüzden şu an şimdilik burada bırakacağım ve şu kısmını, gövde kısmını yapmaya çalışacağız. Herhangi bir kalıba bağlı kalmıyoruz burada galiba. Yok, bu elle şekillendirme tamamen. İsterseniz başını ayrıyeten çalışırsınız, isterseniz şöyle bakın ben hemen başı yaptım atıyorum. Evet. İşte bir müddet sonra şu araya girdiğim zaman o sizin elinizi nasıl kullandığınız ya da pratikliği nasıl kazandığınızla alakalı. Tak diye şuradan kopartıp kafasını, vücudunun şeklini tekrar verebilirsiniz. O kadar şeye müsait ki, şekil almaya müsait. Bunlar öyle fırınlanan zaten hamurlardan değil. Değil. Ne kadar pratik hocam. Her şeyin bir muadili çıkmış gerçekten. Bunların farklı renkleri de var mı çalışmak istesek, almak istesek hocam? Hamurların. Var mı? Terrakota yani kırmızı çamura çok benzeyen bir şekli var. Bir de beyaz şekli var. İki çeşit var. İkisini de kullanabilirsiniz. Şöyle masayı da kullanabilirsiniz. Şimdi sıcak seramikte belirli bir derecede iki kez pişirimi yapılıyor. Çatlama, patlama riski çok fazla. Kırılma riski çok fazla. Ama bunda hiçbir riski yok. O yönden hangisi daha rahat, kolay derseniz tabii ki bu hava ile kuruyan seramik. Ama onun da tadı bir bambaşka. Evet. Şöyle kelebeğin gövdesi de hazırlandı. Şu şekilde altını topa. Hocam normal bizim tamamen kişisel merakımdan dolayı soruyorum. Çin fırınlarımızda mı fırınlanıyor onlarda? Bizim tesislerimizde bulunan Çin fırınları mı? Yoksa farklı bir fırını mı var? Aslında seramiğin ayrı bir fırını var. 1000 derece ve 1200 derece bizim bisküvi için 1000 ve sırlı pişirim için 1200'e kadar çıkan fırınlarımız var. Elektrikli, gazlı birçok fırını var. Ama Çinli fırınlarında da onlar 1400'e kadar falan yükseliyorlar. Derecesini ayarlayarak da seramik pişirimi yapılabilir. Ama seramik fırınında Çinli pişirilemez. Evet. Derece farkından dolayı. Şimdi ben bunu bu şekilde buraya koyacağım. Buraya bir hamur parçası koyacağım. Bunu bükeceğim, çevireceğim. Şunu bir sonraki aşamada yapıştıracağım. Sonra üzerine çizikler koyacağım. Bu kadar basit. Bitecek. Evet, bütün aslında işi boyamayla oluşturacaksınız. Rutuşunu yapıyoruz bunun kurudukça. Elimizle sürekli düzelttiğinizi görüyorum. Evet, düzeltiyorum. Sürekli sevilmek istiyor. Okşanmak istiyor. Şöyle üzerine çizikler koyalım. Tamam hocam. Damarları diyelim değil mi? Evet. Onlar bir yerde. Şuradan şöyle kelebeğin uçuş uçuş bir kanatları varmış. Şöyle. Buradan damarları varmış. Bu sizin doğada gördüğünüz hangi kelebek mevzu bahisse ona göre şekillenebilir. Bu şekilde. İnternette de oldukça fazla görseli mevcut. Referans alabilirsiniz onları da. Ama gerçekten çok da gerek yok gibi değil mi hocam? Damarlar atı veriyoruz. Gelişi güzel. Tabii birebir aynı bütün işte o gözenekleri üzerindeki dokuyu vermek istiyorsanız renkli çıktısını alırsınız önünüze. Renkleri birebir de uygulayabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Şu an ben bu şekilde şuraya da şöyle minik çizgiler koydum. Bu tamam diyorum. Tamamdır. Ellerinize sağlık hocam. Şuraya böyle yerleştiriyorum. Alıverdik. Bunu yapıştıracağım buraya. Bunu da buraya şu şekilde yapıştıracağım. Antenlerini yapacağım. Altına şöyle bir destek koyarak. O şekilde kurutacağım. Bu şekilde kurutuyun. Tabii bunları da yapıştırmamız gerekiyor. Tabii hepsini boyayıp yapıştıracağız. Zaten şu an
Hazır. Böyle bir aşaması var. Bunu ne kadar kısa sürede keyifle yaptık. Evet, çok kısa sürdü. Önceden hazırladığınız kemikleşmiş, kurumuş olan parçayı elimize alıyoruz şu an değerli izleyicilerim. Hocam artık size boyama aşamasını... Bunu da aynı bu aşamalar gibi yaptım hocam. Kelebeği yaptım, üzerine bedenini yaptım. Sonra antenlerini taktım, yapıştırdım, kurumasını bekledim. Şimdi de beraber boyayalım. Boyayalım hocam. Karoyu da galiba boyamışsınız siz. Zemin rengi aslında orada zemin rengi bu patine boyası var. Patine boyasıyla boyadım. Biraz dokulu bir zemin. Derimsi. Evet. Ama isterlerse onu normal yine akrilik boyalarla da boyayabilirler. Evet. Şöyle biraz fırçamı da alayım. Şöyle mavi. Su verebilirim isterseniz hocam şöyle. Parlak bir mavi seçtim şu an. Biraz simli gibi değil mi? Metalik bir boya bu. Biraz böyle hani uçuş uçuş, pırıl pırıl, canlı canlı olsun. Alalım hocam. Kenarlarından da siyahlar geçireceğim, beyazlar geçireceğim. Evet, tonlaması yapılacak. Siz ne renk kelebek isterseniz, bugün hocam bize mavi kelebek çalışmak istemiş. Özellikle gerçekten çok da güzel bir özelliği var mavi kelebeklerin, belirttiği gibi hocamızın yayının başında da. Siz ne görmek, ne arzu etmek isterseniz, bunları nerede sergileyeceğim diye de düşünüyorsanız aslında her yerde. Duvarlarınızda irili, ben çok severim hocam irili ufaklı aksesuarları. Bir duvarda böyle top yekün tek bir parça olmasındansa irili ufaklı 5-6 parçayı sergilemeyi çok seviyorum ben. Çok modern ve şık duruyor. Çok güzel duruyor. İsterseniz duvarlarınızda, isterseniz şu küçük şövalyeler yardımıyla büfelerinizde, kitaplıklarınızda. Bunlara da bir aparat geçirilip duvara asılabilir değil mi hocam? Kütük üzerine çalışmış olduğunuz parça. Geçirilebilir. Parçayı. Evet. Şöyle bir suyumu bu tarafa doğru alacağım. Şimdi beyazla biraz maviyi açarak şöyle hafiften ışıklar katacağım. Programın akabinde sosyal medya hesaplarımız üzerinden mutlaka tekrar yayınlıyoruz biz. Eğer bir aşamayı kaçırdıysanız, mesela yayını şimdi takip edenler, sonrasında katılanlar için yinelemiş olalım. Biz öncesinde seramik hamuruyla kelebek formunu verdik. Sağ olsun hocam verdi. Daha önceden kurumuş olan parçaya şu an boya uygulamasını yapıyor. O aşamayı yeniden izlemek isterseniz mutlaka sosyal medya hesaplarımızı takipte kalınız. Oradan yeniden paylaşacağız. Vernik işlemi oluyor mu hocam sonrasında? En sonrasında bu aşamayı da kuruttuktan sonra sprey verniklerimiz var. Mat ya da parlak nasıl seviyorsanız. Yat verniği var. Onu kullanabilirler. Hem boyanın uzun ömürlü olmasını da sağlar. Çünkü bir müddet sonra bunlar tozlanacaklar. Evet. Şöyle masmavi bir kelebeğimiz oldu şimdilik. Zemini arkasını hazır. Da boyuyoruz. Mesela dal parçasını sadece vernikleyerek kullanabiliriz. Doğal görüntüsünü de bozmamış oluruz. İstersek de benim dalım daha yemyeşilmiş, yeşil kullanmak istiyorum. Evet. Yok kurumuş, kahverengi kullanmak istiyorum. Tamamen bizim hayal gücümüze göre şekillenecek. Kullanacakları renkler ev dekorasyonuna uygun olacaktır tabii ki de. Ona göre şekillenecek. Tamamen sizin yaratıcılığınıza, isteğinize, arzunuza ve zevkinize göre değişebilecek şeyler. Evet. Yaptığımız işin hep ben bizimle konuştuğunu söylüyorum hocam. Evet. Kelebekler daha uygun boncuklarda. Evet. Ne istiyor şu an sizden hocam? Beni diyor biraz diyor böyle uçuşan hale getiremez misin diyor. Böyle sıkıldım burada oturup durmaktan diyor. Renklenmek de istiyor. Biraz renkleneyim, canlanayım diyor. Masmavi olamam ben diyor. Kenarlarında biraz siyahlıklar var. Tamamen kurumasını beklemedik farkındaysanız değerli izleyicilerimiz. Maviyi attıktan sonra hocam şu an ton veriyorsunuz bir yerde değil mi hocam? Zaten bu akrilik boyalar çok çabuk kuruyor. Hem güzel kuruyor hem de üzerine yeniden boya kabul ediyor. Evet. Ben bundan sıkıldım
mavi vazgeçtim, beğenmedim, tekrar işlemi bir müddet sonra baştan alabiliyorsunuz. O yönü çok keyifli. Evet. Risk az. Evet. Yani yeni başlayanlar için boyanın çok uygun olduğunu söyleyebilirim, akrilik boyaların. Hem de su bazlı, kokusu da yok. Kulağa kıyafete bulaşınca, yıkayınca da çıkıyor hocam. Hemen fark ettiniz, çitileyi verdiniz, o anda çıkıyor. Tabii uzun müddet kalırsa biraz sıkıntı. Sıkıntı çıkmadı ama hemen çıkabiliyor. Şöyle biraz buraları gölgelendireceğim. Çok keyifli bir iş yapıyorsunuz hocam. Ben çok seviyorum. Evet evet. Çok belli sizin de zevk alarak yaptığınız. Gerçekten hobi edinmek isteyenler için çok güzel bir seçenek. Böyle hamurla, kille uğraşmak. Aslında bütün el sanatları gerçekten kişinin o hani sürekli beyninin gereksiz yere çalışmasına mani oluyor. Negatif duygulardan pozitif duygulara geçiyorsunuz. Çünkü güzel bir şeyle uğraşmak düşüncelerinizi de güzelleştiriyor. Evet. Ben tavsiye ediyorum. Mutlaka bir sürü branşımız var. Kendine yakın olan branşı seçsin arkadaşlar ve onun üzerinde de ısrar etsinler. Yani evet. Süreklilik çok önemli. Hemen değil mi? Bazen çünkü istenilen verim ilk etapta alınamayabiliyor acemilikle kaynaklı. Hemen vazgeçilmesin. Mutlaka o alanda uzmanlaşmak için birazcık kendinize şans tanıyın. Pes etmek yok. Evet. Biz her gün ekranlarınız karşısına hangisini tercih etmek isteyeceksiniz diye size çeşit çeşit kurs branşlarımızdan bir örnek sergiliyoruz mutlaka. Mutlaka vardır. Benim boyama gerçekten şahsım adına söyleyeyim en sevdiğim branşlar. Boyama içeriği olan branşlarımız. Sizin de vardır mutlaka. Pandemi bitişinde inşallah yüz yüze görüşürüz. Hatta bazı branşlar o kadar iç içe ki. Yani birini öğrendikten sonra tabii. Onu destekleyecek farklı bir branş da var. İkisini beraber götürebilirler. Bir müddet birine devam ettikten sonra mesela atıyorum takı öğrenen birinin ben hep iğne oyası öğrenmesi gerektiğini söylerim. Çok güzel birleştirip aksesuar yapabiliyorlar. Çok farklı özellikler katabiliyorlar. Zaten kursiyerlerimiz de galiba tercihlerini bu yönde kullanıyor. Ki sizde eğitmenlerimizin yönlendirmeleri de bu noktada çok önemli olabiliyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Zaten kaymaktan emekli olacak kursiyerlerimiz var. O kadar çok yılların bizlerden eski. Eskiler. Boyutlandırmaya, şekil ver. Boyalarla şekil vermeye devam ediyoruz. Aslında şu an şekli verildi ama boyayla en gerçek haline kavuşturmaya çalışıyoruz. Elbette ki mümkün değil. Değil mi hocam? Asla. Taklit edebiliyoruz. Replikaları bunlar. Çok güzel bir yaratıcı var. Evet. Ve biz onun sadece yakınlaşabiliyoruz yaptığı güzel eserlere. Boya işi, bu tarz objeleri şekillendirme işi insanın içini huzurla dolduruyor. Ben yapmazken bile bu huzuru hissediyorum. Çünkü çok dinlendiren şeyler. Eskilerimiz de ellerini örgü alıp boşuna oturmazlarmış değil mi hocam? Babaannemi çok net hatırlıyorum. Kafasıyla konuşmayı keserdi örgüyü eline alınca. Çok hak veriyorum. Zihnini dağıtırdı. Boşuna ellerini örgü alıp oturmazlarmış günün stresinden kurtulmak için. Tabii ki de eskilerin belki günlük stresi bizlere nazaran çok daha azdı. Ama çağın gelişmesiyle, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte maalesef ki stres de arttı. Bu tarz edineceğiniz hobiler sizi günün stresinden arındırır değerli izleyicilerimiz. Hele ki şu evde geçirdiğimiz vakitlerde. Yine artmış hocam sayılar, çok artmış. Maalesef. Gidişat endişelendiriyor. Kısa zamanda kurtuluruz hep birlikte. İnşallah. Tekrar bu kurs günlerine, keyifli günlerimize döneriz. Üreten kadınlarla beraber. İnşallah. Şimdi noktacıklarını koymaya başladığım zaman biraz ortaya çıkacak. Zaten çıktı bile aslında. Şu an ben bakıyorum. O kadar güzel görünüyor ki. Tabii üzerinde ne kadar çok detay uğraşırsanız, işçilik yüklerseniz o kadar şık oluyor. Evet. Şöyle birazcık. Siz eğer şey yapmasam. İçten de görünsün. Şöyle evet. Çevirebilirim.
boyamanız sıkıntı yaratıyorsa? Yok, hayır, şu an çok fazla değil. Şimdi elimi çekeceğim. Şöyle fırçamı bir temizleyeyim. Beyaz noktacıklar koyayım. Evet. Biz bir taraftan da açıyı ayarlamaya çalışıyoruz. Ama şu an galiba en iyi görüntüsünde. Nasıl görebileceksiniz diye sürekli irtibat halindeyiz arkadaşlarla. Hocam, bu kadar güzel şeylerle ilgileniyorsunuz. Evinizde çok fazla aksesuar var mı? Yaşam alanınızda? Kalmıyor. Sen nasıl olsa yaparsın mantığı var. İnanın sorarken bunu tahmin etmiştim. Çünkü böyle el becerisi olan arkadaşlardan biz de hemen şöyle küçük hediyelikler ayarlıyoruz kendimize göre. Ama çok mutluluk duyuyorum. Yani değil mi? Yaptığınız için. Bir yerlerde izlerim var diye düşünüyorum. Hı-hı. Ve çok keyif alıyorum. Hocam ne kadar güzel oldu. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok gerçeğe yakın. Biraz sonra kanatlanıp uçacakmış gibi. Nereye konar acaba? Kanatlanıp uçar ama. Bu şimdi mavi kelebek ya hocam. Siz de bahsettiniz. Ölüm kelebeği ya, aynı evet. Zamanda. Büyük ihtimalle asri mezarlığa. Ya da bilinmeyen toplu bir mezarlık evet, evet. Vardır. Gidip oraya tekrar bilim adamlarını harekete geçirebilir. Evet. Aynı zamanda siz bizim takı da eğitmeni misiniz hocam? Uzun zamandır takı eğitmeni olarak. Galiba yanlış hissetmiyorsam o da gönül verdiğiniz ve çok güzel işler çıkardığınız bir branş ama boyamaktan biraz daha keyif alıyorsunuz galiba değil mi? Branş karşılaştırması yaparsak. Branş karşılaştırması yapınca kalbim ikisi içinde aynı çarpıyor. Ya ben ne iş yaparsam yapayım her zaman söylerim aşkla yapıyorum. Özverinizin çok farkındayım çok ama. Çok keyifle yapıyorum ve herkese de diyorum ki mutlaka aşık olduğunuz olacağınız branşlar vardır. Siz her ikisi içinde aynı heyecanla değil aynı mi? Aynı heyecanı duyuyorum. İkisi, mesela seramikten takı yapmayı daha çok tercih ederim. Çok ama tabii bununla o kadar sanırım dayanıklı olmayabilir. Sanırım daha şey olur, ısıya yani bu pişirmemiz gereken seramiklerde daha güzel duruyor çok takılar. Daha şık olur. Zaten ilk takıya ben üniversitede okurken seramik takılarla başladım. Sonra tekrar fırında buluşmayınca o heyecanımı boncuklara çevirdim. Boncuklarla da çok keyifli oldu. Evet. Şöyle kırmızılarla hafiften canlılık katıyorum. Mezuniyetiniz seramik üzerine miydi hocam? Yanlış hatırlamıyorum. Ben Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunuyum. Ama uzun süre seramikle tekrar karşılaşmadım. Farklı işlerde çalıştım. O arada takı yapmak, işte el sanatlarına bir kere başladım mı, o istiyor tekrar. Yani vücudunuz istiyor artık alışmış. El sanatları branşı da üniversitede öyle bir dal ki her şeyden aslında biraz öğreniyorsunuz ama uzmanlığınızı galiba kendiniz seçiyorsunuz. Ama her işten anladığınızı biliyorum ben hani biraz ondan, biraz bundan. Uzmanlık alanınızı kendiniz tercih ediyorsunuz. Kumaş tıp gibi boyamadan yani alüminyum folyo şekillendirmeye kadar her şeyi yaptım, denedim. Çok da keyif aldım. Hepsini çok zevkle aldım. Tabii bazı branşlara girmedim. Onlara da pişmanlık duyuyorum. Ya acaba denese miydim ucundan? Hala biraz geç değil aslında hocam, değil mi? Geç değil ama şu an o kadar başka şeylerle meşgulüm ki. Ama istiyorum mesela dikiş yapsam, işte kol ağızlarını takıdan yapsam, cep kapaklarını takıdan yapsam. Öyle hayallerim var. Takıyla giysiyi birleştirsem nasıl olur diye. Şu an çünkü bizim devam eden mevcut projelerimiz de var. Bilfiil onlarla ilgili de çalıştığınızı biliyorum. Güzel bir ekip oldunuz hocam. Çok. Sürpriz projelerimiz var. Çok yakında da açıklayacağız izleyicilerimize. Biten bir projemiz vardı. Gerçekten Mimar Sinan projesi çok güzel bir projeydi. Şimdi ismini açıklayamadığımız bitmiş ama sanat sergisinden sonra sizlere izletebileceğimiz ve açıklayabileceğimiz çok güzel bir proje bitti. Bizim kendi tesisimizde sergide şu anda ama maalesef ki dışarıya sergiye açık değil. Sanar sergiyle sizlere de duyuracağız ve göstereceğiz en yakın zamanda inşallah. Çok güzel olmuş hocam. Şimdi ben detay veremiyorum işin sürprizi kaçmasın diye ama
bizim kendi bünyemizdeki stüdyomuzun yolu oradan geçiyor ya hocam, şu an teşhirini yaptığımız yerde. Her seferinde farklı bir detay fark ediyorum ben yaptığınız projede. El birliğiyle çok güzel bir ekip çalışmasıydı. İnşallah yakın zamanda da sanal sergiyle duyuracağız. Benim de orada seramik çalışmalarım var. O projenin içinde ve çok haz alarak, çok keyif alarak. Her sanat dalı var. Küçücük o, şimdi söyleyemiyorum ama küçücük minyatürlerde o kadar çok her sanata değinilmiş ki. Herkesin, bütün el sanatları hocalarımızın eli değmiş galiba hocam, hemen hemen. Evet. Birçok branşı yeniden gündeme getirdik o çalışmanın içinde. Evet, çok güzel olmuş. Şimdi arka zeminini yapacağım. Buraya biraz şöyle hafiften. Başta da söyledik ya değerli izleyicilerimiz, hep muhtelif renklerde. Bakınız, yani birçok renk kullandı hocam. Şimdi zemine bir çalışma yapacak kendisi. Evet. Zemini böyle hafiften sarılarla, kahverengilerle zenginleştireceğim. Biraz hafiften turuncuya çalacak birazdan. Çünkü mavinin kontrastı turuncudur. Ve öne çıksın istiyorum kelebeğim. Evet, bu renk bilgisi de gerçekten çok iyi oldu hocam. Renk, evet, bilmek biraz işin önemli bir kısmı. Çünkü çok karıştırıyorsunuz mesela şu anda. Ortaya ne kadar güzel bir renk çıktı. Şimdi biraz kahverengi alayım. Az kalmış galiba. Az kalma değil de koyulaşmış hocam. Evet. Yine de kullanılabilir durumda. Tabii. Hani boyalarınızı suyla lütfen açtığımız için hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben de biraz boyamayla uğraştığım için hocam, evde benim de vardı böyle. Acaba bozuldu mu diye bir kaygıya girdim ama bozulmamış. Yok. Hemen açılıverdi. Siz de lütfen uzun bir süre bekledikten sonra bozuldu zannetmeyin. Suyla birazcık inceltmeye çalışın. Şu kenar kısımlarını da böyle boyayla kapatalım. Sonra böyle artılar atarak. Zemine şu an uygulamamızı, boya uygulamamızı yapıyoruz. Zaten boyamıştı hocam kelebeğin denk geleceği yeri. Açıkta kalan yerleri boyuyoruz. Hocam şu bisküvilere ulaşmak da çok kolay değil mi? Satılıyor bunlar bu halde. Satılıyor. Fiyatları da gayet uygun. Evet. Çin'de kullanılan bisküviler bunlar aynı zamanda da. Çin'de de kullanılıyor. Şeyde de kullanılıyor bu tarz işlerde de. Ben dalı boyamayacağım. Tamam. Böyle doğal kalması da çok iyi. Sadece çok vernik mi alacak? Evet, vernik alacak ama vernik için de hepsinin kuruması gerekiyor. Zaten stüdyo zaten ortamında da burada da evet hepimizi rahatsız etmek istemiyorum. Pssst dedim mi zaten. Çok kısa bir kablo, işlem. Kısacık. Ama kapalı alanda birazcık özellikle de yayın esnasında şey olabilir. Zaten tam kurumadı da şu anda. Şimdi tekrar tekrar bu kahverenginin üzerinden geçebilmem için biraz kuruması gerekiyor. Yani emmesi gerekiyor. Emmeyecek şimdi. Biraz kurutmam gerektiği için bu aşamasını şöyle tabii orijinali kadar sarartamayacağım. Ama burada da gösteriyorum mantığı. Evet. Üst üste koyarak şu şekilde. Burada bir açıklık görüyorum altta. Evet, kelebeğin kanadının altında hocam. Tabii bunları program sonrasında tekrar ben elden geçiriyorum incecik. Burada vakit de önemli. Yo, bu sınırlı zamanda olabileceğin en iyisi hocam. Ellerinize sağlık. Şu üst alan kaldı ama bilinçli mi bıraktık Yok, acaba? Yok, orayı da çevireceğim şöyle. Tamam hocam. Kenarları yaş o yüzden. Evet. Dala konmuş masmavi bir kelebeğimiz var. Bu dallara var. Mesela çiçekler kıvırabilirler. Evet. Bir önceki programda evet anlatmıştık. Detay görüntü rica edebilir miyiz? Hocamız böyle bir öneride de bulundu. Burada da uygulamış. Yine aynı malzemeden. Aynı malzemeyle güzel güzel minik minik çiçekler kıvırarak. Evet. Tutkalla tutturuldu bunlar. Kuvvetli bir yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Siz ahşap tutkalı mı kullandınız hocam?
Boncuk tutkalı kullandım onda. Hı-hı. Çünkü ahşap tutkalında daha büyük yüzeyler. Boncukta Hı-hı. ise boncuk tutkalının şöyle bir özelliği var. Kuruduğu zaman şeffaflaşıyor. Orada iz bırakmıyor. O yüzden boncuk tutkalı tercih ediyorum. Evet, şuradakileri görmüşsünüzdür. Sağ olsun arkadaşlar, detay görüntü de aldı. Sizin tercihinize bağlı. Buna şimdilik şuralara da tekrar koyalım. Şu an süre sıkıntımız yok hocam. Hiç tamam. acele etmeyin. Tamam, o zaman devam ediyorum biraz daha yapmayı. Birazcık daha şekillendirebiliriz. Yavaş yavaş bir 3-5 dakika sonra kapanışımıza yaklaşacağız. Siz lütfen içinize sinsin. Tamam. Nasıl isterseniz. Boyadıkça boyası, şekillendirdikçe şekillendirisi kesinlikle. Geliyor insanın. Kesinlikle. Ben bununla 3 ay oynayabilirim. Neler ekleyip çıkarırsınız kim bilir. Ya yaptıkça da gerçekten güzelleşiyor. Çok üzerinde keyifli. İnceledikçe hatta bir çalışma yaptınız. Diğerine aydınlanma geliyor. Diyor, değil mi? Diyorsunuz ki burasına şunu koyabilirim. Şu renk olsa daha mı şık olurdu? O yüzden bence bir iş üzerinde çok çok çalışmak gerekiyor. Tamam yaptım bitti ya da oldu ya da olmadı diye karar vermeyelim. Elbette ki bunların Israr eğitimlerini edelim. Alıyoruz biz ama insanın en büyük öğretmeni aslında kendisi. Evet, en büyük rakibi de. Evet. Hem öğretmeni hem rakibi. Çünkü daha iyisini yapabilmeye yönlendiriyor ve şartlıyor. İşte bunun nefsteki adı da hırs aslında hocam. Olumlusu çok iyidir hırsın çünkü. Kendinle olan hırsın olumlu anlamda çok iyidir. En iyi yapma hırsı. Evet. Tamam ben oldum, bu bitti denmiyor zaten el sanatlarında. Her zaman daha iyisini yapma isteği, azmi var. Umut dolu yolculuklar yapsın bu güzel kelebek. Baharın müjdecileri böyle. Evet. Doğanın uyanışı. Evet. Kozalarından çıkıyorlar artık. Aslında bir günde inşallah kozalarla, çünkü onları da izleyicilerimiz görsünler çok istedi. Bir program yapma. Çünkü onlarla da çok güzel şekillendirmeler yapılabiliyor hocam. Pek kozalarıyla çok güzel dekoratif aksesuarlar yapılabiliyor. Bir günde inşallah öyle bir program yaparız. İnşallah. Şu kısmına böyle ince ince birkaç damar verip. Tamam hocam. Buraya mutlu bir kelebek bırakalım. Bırakalım. Eğer ki çok beğendiniz ama yapacak fırsatınız yok. Olur ya hocam, ben böyle şeyleri çok beğeniyorum ama elime aldığımda beceremiyorum ya da kimi kaygıları taşıyorsanız, dediğimiz gibi inşallah bu alanda kurs branşı açacağız. Tercihler tabii ki de doğrultusunda ve yeterli sayıya ulaşma doğrultusunda. Ola ki olmadı ama yine de edinmek istiyorsunuz. Bir satış platformumuz var bizim, biliyorsunuz ki E38 var. www.e38.com.tr adresimizden de bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Satışı mevcut değil mi hocam? Evet. Yakında eklenecek portala diye biliyorum. Eklenecek. Şu an hazırlıklar devam ediyor. Evet. Bu şekilde. Ellerinize sağlık hocam. Şöyle kaldıralım isterseniz. Biraz görüntüyü şöyle. Biraz daha net alalım. Ben yakinen görüyorum. Sizler şimdi kameradan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama şimdi açıdan da bakıyorum ben. Çok güzel görünüyor. Hocam ellerinize kollarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Evet, şu an arkadaşlar da detay görüntü alıyorlar. Ben de kapanışımızı yapalım ama Nurcihan hocama emekleri için, bilgilendirmeler için çok çok teşekkür Rica ediyorum. Hocam. Sizlerin aktarmak istediği bir mesaj varsa izleyicilerimizi alalım hocam. Sonra ben kapanışı yapayım. Ben çok teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum hocam. Bizler de tekrar elinize sağlık diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün çok tatlı bir kelebekle kapanışımızı yaptık biz. Bugün de yine el sanatları içeriğinde çok güzel bir teknik, çok güzel bir tasarım öğrendik. Şahsım adına ben çok mutlu oldum çünkü bilgi hazneme bir şey daha atmış oldum hocam sayesinde. Umuyoruz ki bu pandemi kapsamında evde geçirdiğiniz günlere daha verimli geçirebilmeniz adına faydamız dokunuyordur. Biz yeni konu ve konuklarımızla programlarımızı kesmeden devam edeceğiz. Hoşça kalınız, sağlıcakla kalınız.